Merhabalar arkadaşlar. Son listelere bakacağız. Önceki listelerden birkaç hisseyi kapatacağız. Hala trendinde devam ediyor. Öncelikle stop yapmamanızı sizlere uyarıyorum. Listede olan 505 yayınına bakarsanız Pekke'ye hissesi, hatta önceki listelerde de vardı. 21'inde hatırlarsanız Nisan yayınında Pekke'ye devam diye yukarıya yazmıştım. Bu hisseyi söyledim. Sadece liste tarihi gecikti. Söylediğimde 0,96 gibi bir rakamdı. Şu an hissenin son haline bakmamız gerekirse herhangi bir panik yok. Biz diyoruz ki haftalığa göre devam edin. Trendinde çok güzel bir şekilde gidiyor mu? Arkadaşlar trendinde canavar gibi şu an Pekke'ye gidiyor. Yukarıya o yayın tarihlerini de koyacağım. İsteyen inceleyebilir. Şu yukarıda iyi işaretinin olduğu yere bakabilirsiniz. Pekke'ye de stop yapacak arkadaşlar için üst bandı kırdı. Eğer haftalık bir dönüş arıyorsanız lütfen trend kırmadan dönüşü yapmayın. Yukarıda 3.25 bantlarını toboyu kırarsa, şuradaki toboya göre bir kırılım yaparsa trend kırıldığı zaman kaçarsınız. Haftalık dönüşü verdi dedik 0.96 bandında. Tüm trendleri kırdı. Pekke'ye devam tarihinden önce de yine ondan önceki yayınları izlediyseniz Nisan 21'den önce yaklaşık 96 kuruş filandı ama ben Nisan'ın hani en fazla alabileceğim 11'i şu anki arkadaşlar karınız %200, %250 civarı, %243 karı var. Eğer kendinize bir stop yeri arıyorsanız lütfen stopu 3.25'in altında haftalık dönüş vermedikçe kapatmayın. İlk hedefiniz neresi? Bugün için ilk hedefiniz 5.90 bantları. Bu hedefi ne zaman söylemiştik? Şöyle bir 5'indeki yayını açıyorum. Bakıyorum ne yazıyor? Pekke'ye hedef söylediğim yeri açıyorum. Hedef çok değişti mi? Kısa vadeli ilk hedef 1.23 bandını kırmaktı hatırlayanlar için. Eğer haftalık dönüş yapacaklar için de ana hedef noktası şöyle üst band hedefini görebilirsem. Evet, hedef noktası yatay aldıkça zirve noktası yükselir. İlk hedef bu trendti. Bu trendi kırdı. 2.15 civarında. Üst band civarı az önce dediğimiz toboyu yaptı. Şu anki hareket üst banda değmesi. Yani buradan baktığınız zaman stop yapacaksanız en az bugünkü hedef 5.80, yani alttan hani ayın 11'indeki söylediğim yerden aldıysanız geçin de söyleyebilirim, erken de söyleyebilirim. Şu anki hedefiniz en az %488 cebinize para koymak. Yani 100 milyar atıp atıyorum 588 milyarla çıkmak. Şu anki hedefi de kötü değil. Yani 100 bin lira paranız şu an 345 bin lira oldu. Güzel hedefler var mı? Var. Trend bozmadıkça stop yapmayın. Dediğim gibi 3.25 bandının altına kırarsa kaçarsınız. Bundaki lotumu atıyorum zaten. Yukarıya ekran görüntüsünde veriyorum. İ harfine tıklarsanız oradaki yayını da görürsünüz. Bir sonraki listemize geçelim. ADESE'nin grafiğine baktığımız zaman yaklaşık 78 bandında söyledik. Şu an kar olarak %117 gibi bir kar verdi. Kötü mü derseniz değil. Bu tahtadan ben çıkmıştım. Pekke'ye ek yaptım. Ama dedim ki trendi bozmadı. İlk hedef hatırlayanlar için 1.14 bandı. Az önceki grafikte gösterdim zaten. 1.48, 1.77. Kısa vade düşünüyorsanız 77'nin altında kaçarsınız. Ama ben haftalık grafik dönmedikçe kaçma taraftarı değilim. Birinci tepesini kırdı. İkinci tepeyi kırdı. Üçüncü tepeyi kırdı. Şu an ADESE'de işlem yapacak arkadaşlar stop yapacaksa en az 1.48'in altında bir kırılım görürlerse, haftalık da kapanış verirse kaçış yaparlar. Ana hedef değişmedi. Benim bugünkü ana hedefim 2.96 bandı. Bir sonraki ana hedefe bakarsanız en aşağı tahta 9 lirayı görmeli. Ama dediğim gibi Tobo bandı kırılır. 2.90 bandı kırılır. Tekrar aşağı dönerse satılmalı. Haftalık grafiklere dikkat edilmeli. Kötü bir hisse mi derseniz, açıkçası tahtayı pek sevmem. Niye listeye aldınız derseniz, adı üzerinde %117 kar güzel geldi. Elinde tutan arkadaşlar devam edebilir. Bir sonraki hisseye geçiyorum. Evet, bir sonraki hissemiz arkadaşlar hatırlayanlar için. Şöyle yayını açıyorum. 5.05.2022 MRGÜ hatırlayanlar için. Kısaca stoplarına bakalım. Nerelere gitti, neler yaptı, para verdi mi, vermedi mi, onlara bir bakalım. Stop koyacak arkadaşlar da rahat rahat stoplarını koyarlar. Şöyle bir vektör atmıştık. O zamanki fiyatını tam olarak ne kadardı? Şöyle bir bakalım.
Nisan, Mayıs 5'iydi sanırım yayın fiyatı. Mayıs 5'e gelirsek şurada arkadaşlar bir 97 kuruş 1 lira arası gidip geliyordu. İsteyenler için haftalık grafik demiştik. Çok güzel bir dönüş vermişti. Hani 5 Mayıs'tan itibaren elinde tutanlar için şöyle bir analizini yapalım. Üst bant grafiğine geldi. Şöyle ben bir Tobos'unu atayım. Fibosunu, Tobos'unu atalım. Arkadaşlar şu anki karı hızlıca geçiyorum. Şöyle Mayıs 9, 5 oradan itibaren atıyorum. Şu anki karımız yaklaşık %338, yani 100 bin lira atan için 438 bin lira oldu diyebiliriz parası. Ama sizin beklediğiniz stop yeri şöyle Tobos'unu vurduğum zaman üst banda geldi. O günkü yayından hatırlarsanız şöyle oklarını çizdiysem ilk hedef noktası burasıydı. Yani hedef noktası ilk hedefini çizdiğimiz yer 2 bandıydı. Bir sonraki hedefi 3.16. Sizin yerinizde olsam haftalık grafik buradaki 3.16 bandını kırmadan haftalık dönüş vermeden kaçmam. Trendi gayet pozitif mi? Pozitif. Hiçbir sıkıntısı yok. Vortex'i, trendi, hareketli ortalaması hepsi beraber döndü. Şurada görebiliyor musunuz? Küçük bir A harfi var. Orada da MACD'nin dönüşünü gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Üst bant direncine artık dikkat ediyorsunuz. Eğer bunu alttan aldıysanız üst bant direnci 4.76'larda. Bugün için üst bant direnci, yani tahtayı söylediğimde üst bant direnci atıyorum 4.29'sa, hani sağa çektikçe yukarıya doğru kırıyorduk ya arkadaşlar. Bugün 4.79. Yani tahtayı buralardan bir yerden aldınız atıyorum. 1 lira civarı aldınız. İlk hedefiniz %380. Yani 100 koydun. 480 olursa kaçabilirsin. Ha, oldu da 4.70 bantlarını kırdı. Ondan sonra yeni bir hedef yine çizeriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Tahta 3.16 bandına dikkat edersiniz. Aldığınız yerden %240 karı haftalık dönüşte aşağı doğru kırarsa %240 da kötü bir rakam değil. Gayet güzel bir kazanç. Yani en azından yetenler için. Ben şu an satmanız taraftar mıyım? Hayır. Herhangi bir sıkıntısı var mı? Trend gayet güzel bir şekilde gidiyor. Yayınları takip edenler için. Bu listeyi biraz kısa geçeceğim. Hatırlarsanız size 3 tane hisse vermiştim. Dedim ki bunlar atak yapmamış güzel hisseler. Ayın 9'unda, pardon, 5. ayın 9'unda, yani Mayıs ayının 9'unda söylemiştik. Peki bu hisseler ne yaptı? Bu hisselerin bazılarının halka arz videosunu da çektim. Genil, özellikle Kütahya Şeker hala elinizde tutmanız gerektiğine inanıyorum. Düştükçe de toplanabilir bir hisse bana göre. Kısaca neler yapmış, ne kadar gitmiş onlara bir bakalım. Burada o yayında 9.5 liste yayınında size borsa, altın veya patlıcan tarlası olarak bir endeks yapmıştım. Biraz komikti ama hala güzel bana göre. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar, ilk hissemiz Kütahya Şeker'di. 36'nın altında maliyetlenin diye özellikle söyledim. Trend destek yeri aynı zamanda tepki yeri. Şu an için 36 Fibo desteği var. Dedik ki 36'yı kırarsa ilk hedef 49, sonra 62, pardon tam göremiyorum, 58, sonra da 70 bantları, ara hedef 100'lere kadar gelmek. 36 bandını kırarsa ilk hedef 49 dedik. Şu an hisse ne yaptı? Ona bir bakalım. Açıkçası arkadaşlar buradaki grafikte daha iyi görünüyor. Bu hisse 33'ten beri benim elimde. Söylediğim şey 36'nın altında. Arkadaşlar özellikle elinizde tutmaya devam edin. En son bunu liste yaptığımız tarihte fiyatı 34.44'müş. Şöyle bir 34.44'e alalım. İlla 33 olmasına gerek yok. 34.44'ler 36'nın altında. Şu an verdiği arkadaşlar Kütahya Şeker %100 vermiş. Yani %101 de ben onu 100 olarak direkt hiç bozmadan şey yapıyorum. Ana hedef arkadaşlar 100 lira. Kısa vadede kaçacak arkadaşlar 68'lerin altında haftalık dönüş verirse kaçabilir. Ben bu hisseden kaçmayacağım. Elinde olan da ek yapabilir. Gayet güzel bir hissedir. Özellikle tavsiye ediyorum. 100 bandını kırarsa yeni bir endeks çizebiliriz bunu. Alt dip noktasını burası olarak almıştık. Bir dip,
2 dip, 3 dip, 4 tane dip. Ana hedef bence 100 lira. Eğer 100 lirayı kırar geri dönmezse yeni bir hedef çizebiliriz. Bu ana hedefi niye söylüyorum? Böyle 34 bantlarından aldıysanız tamam şu an %100'de. Ana hedef bence %196'lara kadar gider. Kaza bela TOBO'yu kırarsa ne yapıyoruz? Geri dönmediği sürece ve haftalık grafikler kırmadığı sürece kesinlikle satmıyor. Evet, ikinci hissemiz şöyle görebiliyor musunuz? Quar Granit. Bunu açıkçası ben çok sevdiğim bir hisse değildi. Granit hissesi niye alıyorum dedim. Sonra bilançolarına bir baktım. Kazançlarına gerçekten güzeldi. Quar Granit hissesine baktığımız zaman liste tarihi, liste fiyatına bir bakalım arkadaşlar. Şurada görebiliyor muyum? Quar Granit. Bunu önceden söyledim. 15 bandını kırınca söylemiştim. Ama ben liste fiyatını alacağım 21 lira. Söylediğim yer her ne kadar 15 lira olsa da sorun yok. Aslında 15 liradan alsam daha iyi olur ama neyse. 21 lira bandında baktığım zaman şunu 21 liraya getiriyorum. Çok büyük bir kar var mı? Mayıs 9. Evet, 21 lira. Şu an arkadaşlar Quar Granit'in verdiği ne kadar desek %159, yani 100 bin liraya 250 bin lira gibi bir rakam verdi. Kötü mü derseniz değil. Temeli çok sağlam. Özellikle inşaat maliyetleri, inşaat malzemelerinin maliyetleri çok arttı. Fiyatları çok arttı. Yani %159 kötü gitmedi. Alt direnç şu dip tepeleri birleştirirsek bir dip, iki dip. Belki tahtayı 42 liraya kadar indirebilirler. 21'de aldığım mal 42'ye düşse %100 yine karı var. Şu anki stop Fibo stopu 51. Ana trend hedefi 61 ile 71 bandı. Stop yapmayı düşünmüyorum. Uzun bir süredir elimde. %160 da kötü bir kar değil. Şimdiden alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun ne diyebilirim. Evet, bir sonraki hissemiz Genil. O da kötü bir hisse değildi. Onun halka arz videosunu çekmiştim zaten. Genil üst band kırılımı 17 bandındaydı. Yani trend 17-90 bandlarındaydı. Kötü fiyatı yoktu. Hissenin temelini beğendim. Aslında beğendiğim başka hisseler de vardı ama hepsini listeye yazmak gerçekten çok zor. Çünkü herkes çok fazla dağılıyor. 17'den beri elimde. Aslında 17'den değil, halka arz videosu çekildi 11 lirada. Sonra benim girdiğim yerin maliyeti belli. Biraz sonra göreceksiniz. Hepsinin maliyetini atıyorum. 17 bandı neresi derseniz şöyle biraz da aşağı gidelim. 17 bandları buraya doğru geliyor. Hadi Mayıs şöyle atalım. Mayıs'ın dibi gibi. Mayıs 9. 9'unu atalım. Şöyle baktığınız zaman çok fazla bir para verdi mi? %87 gibi. Gen ilaç. %87 bir kar vermiş. Bayağı uzun bir süre mi? Yaklaşık 7 ayda vermiş. Valla politika faizinin %9 olduğu yerde, yani 100 bin liraya 109 bin lira alacağınız bir kağıtta bir faizli giderde %86 da kötü değil. Bunlar daha bebek hisseler. Yani daha hareketlerini yapmadı. Özellikle bu hisselerin içinde Kütahya Şeker'e dikkat etmenizi öneririm. O da %60 karla çalışıyor. Kötü bir hisse mi derseniz değil. Arkadaşlar, analiz ettiğimiz hisselerin oranlarını buraya yazıyorum. Yarın demeyeyim. Çünkü saat şu an gecenin 3.40'ı. Bugün diyeyim. Listenin devamını yapacağım. Biraz yorulduğum için burada bırakıyorum. Abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Herkese şimdiden bol kazançlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.